Dolandırıcıların hedefi bu kez hastane bahçeleri oldu. Kendilerini çaresiz gibi gösteriyor. İnsanların iyi niyetlerini suistimal ederek kurdukları tuzakla dolandırıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Detayları haberimizde izleyeceğiz. Dolandırıcılar sahte altınları kuyumculara değil, elden vatandaşa satmaya çalışıyor. Hem de mağdur rolü oynayarak. Dolandırıcılar hastane bahçesinde yanınıza geliyor ve üzgün bir şekilde içeride hastam var, vezneye para yatırmam gerekiyor. Ancak yanında hiç nakit yok. Bunun yerine düğünde takılan altınlardan var. Bunu sizlere daha ucuz satabilirim diyor. Eğer siz kâr ettiğinizi düşünüp o altını alırsanız bakın sonrasında neler oluyor. Hemen koşa koşa kuyumcuya bozmaya geliyor ama dolandırıldığını anladığı zaman iş işten geçmiş oluyor. Hastası gerçek hastaysa gider bakarım alırım. Yardımcı olurum yani her türlü. Güvenemem. Altın gerçek mi değil mi ona güvenemem. Onu mağdur etmemek için ve alırım. Kesinlikle yardımcı olmasınlar. Çünkü neyin ne olduğu belli değil. Gözüyle ayırt edemezler. Sahte mi gerçek mi? Sahte gibi ya. Bu anlamıyorum. Bu gerçek altın. Renginden hocam rengi güzel. Ağırlığı iyi. Bu gerçek. Bakın orada ne yazıyor? Demo. Sahte altını gerçek sandınız. Evet gerçek sandım. Bu hastanenin etrafı zaten dilenci dolu. Üç kağıtçı ne ararsan burada. Demek ki böyle kandırıyorlar. Ama çok gerçek. Peki sahte altını ayırt etmenin yöntemleri neler? İki adet takı var. Bunun bir tanesi 22 ayar darphane tarafından basılan çeyrek altın. Burada dışarıda çarşı pazarda 5 liraya satılan taklit. Bu taklit olan ürünü mihenk taşına sürüyoruz. Altın aside dayanıklı bir maden. Bakalım silecek mi? Yok oldu. Yok oldu. Demek ki ürün taklit. Normal gerçek çeyrek altınımızı mihenk taşına vuruyoruz. Gördüğünüz gibi silmedi. Yani vatandaşların elinde böyle mihenk taşı aksesuarı bulunmayacağı için ve böyle hadiseler çok başına gelmediği için belki ömründe bir defa denk gelir ama o zaman da dikkat etmesi gerekiyor.